devasa büyüklükte bir yer. Abi saçmalama. Bu ne? Bu neydi? Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Damla, Yağmur ve Ahmet var. Bugün terk edilmiş bir akıl hastanesine geldik. Bu sefer kalabalık geldim çünkü korkuyorum. Bayağı korkuyoruz. Size buranın hikayesini çok kısa anlatmak istiyorum şimdi. Bu hastane hizmet verdiği dönemde burada tedavi gören hastalara çeşitli işkenceler ve deneyler yapmasıyla bilinirdi. Hastaları yakınlarıyla görüştürmüyorlarmış ve en ağır ilaçlarla uyutuyorlarmış. Aynı zamanda çok soğuk odalarda aç bırakılarak hizmet terk ediyorlarmış. Bir gün sinir krizi geçiren bir hasta hastanenin bahçesinde herkesin gözü önünde canlı canlı biliyor ve o olaydan sonra hastanede garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Doktorlar ve hastane çalışanlarının hepsi tek tek ediyor ve tedavi gören hastalar da bir bir kayboluyor ve hiçbirinden bir daha haber alınamıyor. Şimdi siz bilmiyorsunuz, o yüzden söyleyeyim. Burası çok büyük bir akıl hastanesi. O yüzden ikiye ayrılıp gezeceğiz. Yani Yağmur'la ben, siz ikiniz. Valla hep beraber gez. Benim bundan haberim niye yoktu. Niye ayrılıyoruz son olarak? Çünkü hastane çok büyük ve sizi Ahmet Mehmet çekecek. Bir korktu gibi galiba. Sizi Mehmet çekecek. Bizi Mücahit anca. Hayır, ben Damla'yı alabilirim de sizi kim alacak? Bizi kim alacak derken? Kim sizi koruyacak? Mücahit. Hayır ya, ayrılmayalım. Aşkım ayrılmayacağız. Tamam, benlesin. Hadi o zaman başlayalım. Damla Nur. Çok gerici. Ahmet. Mesafes halimi bekliyorum. Ahmet. Damla. Allah emanetsin bro. Nelerle karşılaşacağız? Sana emanet. Sana can dostumu bırakıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi önce size bir şey göstermek istiyorum burada. Geri dön yazıyor. Çok mantıklı, ben gidiyorum. Bence gelen YouTuber'lardan sıkılmışlardır. Ya Tuba abla ya beni. Buraya geldiler mi hiç? Ben hiç video görmedim akıl hastanesinde. Bilmiyorum ki. Şu an gelmişsinizdir ya. İlk olmak istemiyorum ben. Oy. Sen hep her şeyi böyle bağıracaksan gidelim şimdi de. Ama ben korkuyorum. Aşkım merhaba, bizi çok korkut. Yapma yapma, ben korkuyorum bak. Yani zararsız. Neyse hadi gidelim. Abi bizi tek bıraktılar. Allah kahretmesin bir video için. Sen istedin gelmek. Ben gelmeyecektim yoksa. Boşu boşuna buraya abi, kadar geldik. Niye oraya gidiyoruz? Bir şey yok ya. Abi ben korkuyorum gerçekten. Bir ama şey kimin çıkar. Ormana mı gitmek istersin? Yok. O zaman. Ay ben gerçekten çok korkuyorum bu arada. Yani daha önce herhalde bu kadar korktuğum bir video oldu mu? Gelir misin? Köpek oluyor diyorum sana. Korkuyorum diyorum. Bir de şey, burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Adım attığınız her yere dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla uçurum var. Yani o kadar soğuk, o kadar gerici. Konuşamıyorum. Abi kral ya, biri Messi büyüktür. Herkes yazmış oraya. Gerçekten buraya gelip Messi'yi yazmak da yani. Eski Messi'cilerden evet. Kim kaldı be? Bir şey diyeceğim, merdiven buradan aşağı doğru gidiyor ve ben burada merdiven var sanmışım. Biz aşağı nasıl ineceğiz abi? Ben bir yolunu bulurum. Arkada kalsın, gelme. Abi mamlısı beni tek bırakma. Yok yani arkamda kal. Evet, burada inemeyiz. Aa merdiven var, tamam. Acaba onlar şu an ne yapıyor? Bu arada burası devasa büyüklükte bir yer. Sadece küçük bir kısmı. Belki burası mutfak falandı yani. Ya bak buraya da geri dön yazmışlar. Ben bunlar gelsin. Kardelen! Kardelen sen nereden çıktın ya? Gidiyorum gerçekten. Gel, gel yapmamın izle gel. Atlayacağım. Dur, en azından bir kişi fazlalaştık. Buraya atlayacağım. Buraya atlayacağım yeter. Bu ne gerçekten Mücahit? Mücahit! Tuba abla! Ne? Kafası. Bir şey diyeceğim. Oho. Ay düşmeyeyim de ben ay, şimdi. Ay kardelen. Değil mi? Pastasına benzemiyor mu kardelen? Bilmiyorum. Ay bir şey söyleyebilir miyim? O kadar karanlık ki şu an buradaki tek ışık, şuradaki ışık ve burayı görmesek ben kafatasına düşmüştüm. Tek ben... problem kafatasına düşmenmiş. Şu an burası 3 metre. Ay tamam. Çok korkuyorum ben. Tamam sen beni daha çok korkutuyorsun. Ay buraya ok çizmişler. Buraya mı gidelim? Ya burada bir şeyler yazıyor da silinmiş. Aynen oraya gidelim lan gel. Abi ben çok korkuyorum. Buradan hangi... Bu nasıl bir duvar? Tam koluma girsene. Şu an yani hiç olmadığım kadar korktuğumu söyleyebilirim ki Damla bunu hissetmese de. Abi bura nereye kaldı? Ben çok korkuyorum ya. Şimdi burada bir sürü ev var. Büyük ihtimalle akıl hastaları burada kalıyordu. Yani hangi
eve gireceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok abi, ve ablamlar... Bence gördük. Bence geri gidelim. Çünkü bir şey olur mu olur. Çünkü tüm ablamlar da yanımıza değil bak. Şimdi abicim o kadar yol geldik buraya. Hani girmezsek olmaz. Ablamlar şu an ne yapıyor onları da bilmiyoruz. Onlar da bize güveniyor, anladın mı? Bu ne ya? Buradan girelim mi içeri? Buradan başlayalım. Tuba abla bak diyor falan diyor. Bilmiyorum. Ay baksana burası. Gelsene ne kadar ilginç bir yer. Hadi şuraya inelim. İnelim mi? Evet merdiven. Oğlum oradan inersek çöker o merdiven ya. Yok be ya. İnmesek mi? Bu bile çökebilir. Sağlam değil burası. Aynen inme diyelim. Korkuyorum. Ay bu ne yerlerde? Yeterince ikna oldum hadi. Tuba abla çok korkunç şeyler var bak. Dağın duvarı yıkılmış uçurum arası bakın. Az önce de dedim ya her yer uçurum yani adım attığınız yerden dikkat ve etmek lazım. Ve duvarlarda çok değişik şeyler yazıyor. Şurası ne? Bakalım şuraya bakalım. Şurası o kadar yüksek ki Mücahit. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Hayır bak şu anda üstünde bulunduğumuz şey burası bir harabe ve balkonmuş eskiden sanırım. O yüzden evet. Yani hiç sağlam değil. Buradan hemen çıkalım evet, bence. Çıkalım buradan. Şimdi biz ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ay burası çok korkunç gerçekten. Abicim gel bir şey olmaz gel tut elimi tut. Şimdi şuraya bir girip bakacağız mecbur. Abi hayır hayır abi hayır girmeyelim. Bir şey gördüm. Abi. Sana. Bir şey olmaz abicim gel tut. Şu an kimse abimin yüzünden arkadaşlar benim hiçbir suçum yok. Cidden ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Girelim tamam bir şey çıkarsa zıplama tamam mı? Burada böyle cam kesikleri de var arkadaşlar ve burada ne yaşanmış hiçbir fikrim yok. Burada bir delinin susuzluğuna eminim ama yani kanıtlayan hatta biri bile çıkabilirdi ama arkada dur sen gelme. Burası çok kötü kokuyor. Aşırı kötü. Gel çıkalım buradan abi. Çok kötü kokuyor. O neydi? Abi ben sana dedim. Tamam bir şey olmaz abicim gel çıkarız hemen. Böyle bir oda var küçük. Acaba burada ne yapıyorlardı mesela? Her yer dışkı falan ve o kadar belli ki yani. Evet çok kötü. Ve şöyle şeyler var Tuba abla bakar mısın? Ne? Ay. Yanık, yanmış çöpler bir şeyler var. Şimdi buralarda çok yüksek olduğu için damlaya çok yanaştırmak istemiyorum. Buraya girmeyelim. Bu her an çökebilir. Bu ev değil, onun karşısındaki evin balkonu yıkılmış. Yani o yüzden adım atmak istemiyoruz. Bir de buranın, görünmüyor biz az önce aşağı indik ya, buranın bir aşağısı daha varmış. Çünkü şimdi anladık ve bu aşağı inen bir merdiven yok yani. Çok yüksek. Yoksa... Hani bir 20 metresi var ve denize doğru açılıyor. Şimdi çıkalım bir başka yerlere girelim bakalım. Şimdi burada bir tane lavabo var sanırım. Evet. Oraya bakalım. Oraya bakmadan önce arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bildirimlere de açarsanız çok seviniriz ki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. Ay evet burası lavabo. Aa güzel. Evet. Ay bismillahirrahmanirrahim. Duşa kabini kırılmış diye tahmin ediyorum. Aynen. Baksana. Bayağı da böyle... Harabe. Burada ama yani burada normal bir şey yaşanmış olamaz gerçekten hani. Bir lavabo. Ay bismillah. Zaten hikayeye göre bayağı kötü şeyler yaşamışlar. Ama da Ahmet'le Damla ne yapıyor acaba çok merak ediyorum. Korkmuyorlar dedi inşallah. Şurası çok ıssız görünüyor. Oraya mı gitsek? Abi yapma. Tamam yukarı çıkalım. Gelir abi misin? Buradan yukarı çıkalım. Bak beni sen soktun bir yola. Bence bir dua okumam lazım çünkü hiç tekin gözükmüyor orası. Abi bak sen bizi yanlış şeylere sokuyorsun. Şimdi bak. Şöyle bir olay var. Akıl hastasını yaktıkları yer tam olarak şurası. Ne? Önceden öyle bir bilgi aldım ben. Biz niye buradayız o zaman abi? İyi misin sen? Gel çıkalım yukarı. Şaka yaptım ya. Gel bak korkma. Şaka mı doğru mu bak söyle. Şaka gerçekten. Yemin ederim şaka gel. Abi bak gerçekten girmem. Şaka. Ve hastane böyle büyük bir binadan ziyade hücre hücre yapılmış. Evet. Yani zannettiğim kadarıyla her bir hastayı bir hücrede tutuyorlar. İşte evet. Mesela burada bir hücre var, orada bir hücre var falan gibi. O yüzden bu da bence böyle gerçekten hani çok zor şartlar altında kaldıklarını gösteriyor. Hani birbirlerinden de asla haber alamıyorlar. Hepsi tek kalıyor. Öyleymiş zaten aileleriyle de görüştüm. Arkadaşlar gittikçe daha fazla geriliyorum. Şöyle bir olay var. Akıl hastaları buraya kapatıldıkları zaman deliriyormuş. Ve elinden geldikleri kadar buradan kaçmak için yani birbirlerine artık yağma mı desen, yeme mi desen. Yani... Abi evin altı yok. Bakar mısınız? Yıkılmış. Yani damla bir zahmet. Ve biz buraya mı gideceğiz? Ciddi misin? Yani. Abi oldu saçmalama. Kadar. Abi saçmalama. Abicim ben saçmalama yanımda bir şey abi. Olmaz. Gel. Binanın altı yok yani. Çıkabilecek misin? Saçmalama. Ay köpekmiş. Yemin ederim. Köpek. Tamam beni de korkutma. Hadi gel. Bas ayağına. Kayıyordum. Şurada ne var? Şey benim anlamadım.
anlamadım. Niye bu kadar ıssız bir yerde bu hastane? Daha harabe gibi olmayan bir hücresi varsa alt kata inelim mi? Bakalım mı? Abi bu şaka mı ya? Mert ya! Nasıl korkmadan orada bekledin dakikalarca? Hayır, bir de beni hesap etmiş önce gideceğimi. Şimdi bura az önceki girdiğimiz evden hiçbirine benzemiyor. Bura çok... Çok gerildim ve bunlar ne? Baksanıza. Ayna var burada. Şaka mı? Buraya ne zaman ayna yapılmış? Ama bir şey diyeceğim abi, bu ayna yeni yapılmış o zaman. Çünkü hani eskilere de benzemiyor. Ve birileri burada sürekli konaklıyor. Yani çöp olsun. Evet, full çöp falan var. Şundan içine bakalım mı Tuba abla? Ya çöker mi diyorsunuz? Çökmezse bir bakalım mı? Bence bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya, ne olacak? Ay burası çok korkunç Tuba abla. Ne var şurayı aşağıda? Şurayı görebiliyor musun Mücahit? Çok korkunç. Gel bakalım. Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Kanca beraber. Mücahit bakmayalım dedi, hadi bakalım. Elini ver ama bana. Yağmur bak, bak bize bir şey olmasın sonra. Yok, Allah izniyle. Yağmur çökmedikten sonrasından korkmam açık. Ama sen ne yapıyorsun Tuba abla, ben senden korkuyorum. Mücahit gelir misin? Kanka siz kamerayı alın. Hadi gel. Gel. Sensiz yapamayız. Ay Tuba abla. Burası Mücahit çok asıl cool. Olay burada. Gel Mücahit gel. Ay çok kötü kokuyor burası. Ay bu ne? Ay çok kötü kokuyor. Bu ne? Çok kötü kokuyor. O kadar kötü bir koku var ki şu an. Yukarıda birazcık geliyordu da burada çok yoğun. Birazcık gerçekten nefes almak istiyorum. Şuraya bak Tuba abla. Baksana Mücahit, buralarda başka yerler de var. Biraz nefes almak istiyorum. Gerçekten çok kötü kokuyor. Ay çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Gidelim buradan bence abi. Gel. Ağacım gel. Şöyle. Burada yatak var galiba. Şu yatak mı? Abi o neydi? Bunlar neydi? Fotoğraf var orada. Tamam bunlar ne? Abi yemin ederim çok korkunç. O ne öyle? Tamam. Büyü olabilir mi bunlar? Abi saçmalama abi. Orada da küller var. Ben bakamıyorum abi. Ama bunlar normal şeyler değil. Abi bunlar mesela ne? Neden biri fotoğrafların gözlerindeler ki? Bir saniye. Tamam ben abi, fotoğrafları çekmem lazım. Bir saniye. Kötü. Al onların işine yarayabilir. Elim o kadar çok. Şunlara ya? Bakar mısınız? Yani bunlar ne ya? Ve üzerinde değişik sıvılar var. Ne olduğunu bilmediğim. Ve burada bir sürü daha fotoğraf var. Oha sen şaka yapıyorsun. Abi yani... tamam gidelim lütfen buradan çıkalım. Çıkalım tamam, buradan. Tamam dikkat et. Basma. Burada kaşık falan da var. Bu kaç yılından kalma bir elle mi o küflenmiş kadar? Küflenmiş. Küflenmiş artık. Bu kötü. Gel odalara bakalım. İnanılmaz korkunç. Gel bak burada bir şey var. Aa acaba burası zindan gibi bir şey mi? Çünkü hiçbir yer hava almıyor. Burası zaten... Bir koku geliyor, sana da geliyor mu? Tabii geliyor. Evet, devam. Mücahit burası ne kadar burnunu kapatmış. Bu ne? Ay ben buraya giremem. Buradan geliyor koku Mücahit, gel. Ben giremem. Giremem ben Tuba abla. Gel. Ver. Feneri ver. Mücahit gel buraya. Mücahit. Kemik var, kemik dolu. Ve yanık. Kemiği mi? Koku buradan geliyor değil mi bu arada? Evet. Kulağım. Gel bunlar. Ne diyor bunlar? Yağmur gel. Gelmem. Gel bak. Gelmem. Bir bak buraya. Hepsi kemik. Çok kötü bir koku var. Kokuyu tahmin ediyorsunuzdur nasıl bir koku olduğunu söylemeye gerek yok. Bunlar cidden mi? Şurada da var. Şuraya bir baksana Mücahit. Görüyor musun orada? Orada da var. Vallahi. Çık. Buradan direkt çıksak Mücahit çok kötü kokuyor. Çıktı valla lütfen çık. Gerçekten çık. Abi bu bak. Arada ahbaplar resimler gelip şeyler anlatmıştı ama ben pek inanmamıştım. Gerçekten iyi değilim. Kardelen abla ödümü kapardım. Tuval ablalar nerede? Onların yanından mı geliyorsun? Üst blokta geziyorlar. Gidelim. Çok mu uzaktalar? Biraz uzaktalar ama dikkatli gidin. Çok ıssız ya. Şimdi yeni bir hücreye gittim. Buraya bak Mücahit. Bu nasıl merdive? Ya ben bu yüzden inmeyelim dedim işte ya. Öbürü de öyle değildi. Evet çökmüş. Bu arada binaları hiç sağlam değil. Bayağı böyle. Çünkü çok evet. Eski. 1900'lü yılların başında yapılmış. Yani her hücre başka tasarlanmış. Gel.
Yıkık dökük çok. Ay burası da ayrı bir. Yani bu galiba senin dediğin doğru bu arada. Buraya bazı insanlar koyup şey yapıyorlar. Çünkü hepsinin lavabosu var. Hay hikayesini okudum öyle olduğunu. Orada okudum zaten. Gel anladım. Bak. Abi gidelim. Abicim şu son olarak şuraya girelim en azından. Abi çok korkuyorum. Gel. Şimdi biz... Tamam kalk 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 kalk. Gel hızlı gel. Tamla! Ablamlara da! Ya ben de ölüm geldim diye. Telefonum çalıyor. Efendim canım. Tamla! Neredesiniz? Abi gidelim. Damla fena başlıyor. Ciddi misin? Evet. Neredeler? Aşağıda hızlı. Nerede ablama? Koştur abla koş. Tam nerede olduğunu söyledin. Tamla! Arkadaşlar videoyu yarım kesmek zorunda kaldık, yarım bırakmak zorunda kaldık çünkü Damla birazcık fenalaşmış. Aşkım nasılsın şu an? İyiyim. Ne oldu tam olarak sana? Ya bilmiyorum, gözlerim karardı, ayaklarım tutak. Sizi duyuyordum ama ayaklarım tutmuyordu, ya hareket edemiyordum. Neyden bu kadar korktu Ahmet, o attığın fotoğraflardan? Hatırlamıyorum. Hayır, yukarıdan bir şey düştü baktım, gitti o an. Bir şey düştü derken Damla'ya mı düştü? Hayır, bir ses geldi. Hayır, Damla'ya tabii ki Damla'ya düşmedi. Yukarıdan bir ses geldi, Damla bayıldı. Bu arada Damla sana gelme demiştik böyle bir çekime. Damla zorla kendini getirdi bu arada. O yüzden... Yani bir dahaki korku çekiminde bilmiyorum olur musun? Çok korkuttun bizi Damla. Çok. Sen mi? Ben kendinden geçti zannettim. Yine ay... Öyle oldu zaten. Bari telaştan sizi arayamadım. Biz geldiğimizde Damla tam böyle şey değildi ama baygın da değildi tamamen. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunların hepsi sizin için. Siz hala devamını mı istiyorsunuz? Ne istiyor muyuz? Videonun devamını mı istiyorsunuz? Sizi olmayacaksınız. Biz Ahmet. İsterseniz Ahmet'i bir daha getir. 50 bin like'ı Ahmet'te getiririz bu arada. Ya. Ahmet senin söz hakkın yok. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.